arkadaşlar yukarıdaki verilen bilgileri biz şekil üzerinde yazalım öncelikle. EC ben eğer x dersem BE 2x olur. İkizkenar olduğu söylenmiş. Burası da 3x olacaktır. Şimdi şundan başlayalım. Alfadan ben eğer dik inersem burası ikizkenar olduğu için iki eşit parçaya bölecektir. X'e ben eğer k dersem burası 2k olur. Benzerlikten burası dik olduğu için. Burası 3k ise o zaman burası da normal 3k. Yani 10 dediğimiz ifade nedir? 5k. 5k eşittir eğer 10 ise k eşittir buradan 2 olacaktır. Bu 1. Yani k yerine ben 2 yazdım. Diğer taraftan şimdi açıya bakalım. Burası alfa. Bunlar ikizkenar olduğu için eşit olur. 180'den çıkarıp eğer 2'ye bölersem buradaki açımız ne olacaktır? 90 eksi alfa bölü 2. Burası 90. Yani EDC üçgenine bakarsam buradan da açımız alfa bölü 2 olur. Şimdi k biz kaç demiştik? 2 demiştik. Burası 6. Dolayısıyla o zaman hemen biz x'e geçelim. X'e geçmeden bizden ED uzunluğu istenmişti alfa türünden. O zaman ED uzunluğuna biz şöyle bir başka bir isim verelim. Diyelim ki burası ne olsun? B olsun. Dolayısıyla ben buradaki üçgeni kullanmak istiyorum. Şimdi K'yı zaten biz burada 2 olarak bulmuştuk. Peki buradan biz o zaman hem 2 hem de B'yi kullanacak şekilde, alfayı kullanacak şekilde ne yazabilirim? Tanjant veya kotanjant yazabilirim. Dolayısıyla ben kotanjant yazarsam buradan kotanjant alfa bölü 2 eşittir. Komşunun kime oranı? K'ya oranı. Yani B'nin 2'ye oranı. Buradan eğer B'yi çekersem yani istenen ifade ED. B eşittir 2 tane olacaktır? Kotanjant alfa bölü 2 olacaktır. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar bize verilen ifadenin eşitliğini bulmaya çalışalım. Ben buradaki açı eğer alfa dersem burası ne olacaktır? İkisinin toplamı arkadaşlar bize pi verir. Yani burası pi eksi alfayı verecektir. Peki tanjant pi eksi alfanın değeri nedir? Burası ikinci bölge. Dolayısıyla eksi burası tanjant alfa olur. Karşılıklı bu ikisinin toplamı her zaman sıfır olacaktır. Burada arkadaşlar tanjant alfadan burası pi'den başlamıştı. 12 pi'ye kadar yani çift sayımız var. 12 tane. Dolayısıyla baştan ve sondan toplamları sıfır. Daha sonraki baştan ve sondan toplamı sıfır. Ve tamamı sıfır olacaktır. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar sinüs ve kosinüsün toplamı 1 bölü 3 olarak verilmiş. Ben her iki tarafın karesini alıyorum. Buradan kos kare artı sin kare artı 2 tane sinüs çarpı kosinüs eşittir. 1 bölü 9 gelir. Buradan da sinüs çarpı kosinüsü çekelim. Burası sin kare artı kos kare 1'di. Yan tarafa alırsam eksi 1 olarak. Burası eksi 8 bölü 9. Burada 2 çarpanı var. O zaman her iki tarafı şöyle sinüs çarpı kosinüs 2'ye bölersem eksi 4 bölü 9 olacaktır burası. Şimdi istenen ifadeye bakalım. Burası a küp artı b küp şeklinde yazarsam sinüs artı kosinüsün küpü eksi 3 tane sinüs çarpı kosinüs çarpı sinüs artı kosinüs olur. Şimdi arkadaşlar burada sinüs artı kosinüs zaten bize 1 bölü 3 olarak verilmişti. Küpü bize 1 bölü 27 olur. Eksi 3 çarpı sinüs çarpı kosinüs neydi? Eksi 4 bölü 9. Şöyle yapalım. Çarpı sinüs artı kosinüsümüz neydi? 1 bölü 3. Peki buna göre zaten paydalarımız eşit olur. Tekrar sadeleştirmeyelim. Yukarıdan kaç geldi? 12, 13 oldu. 13 bölü 27 olacaktır. Doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar yukarıdaki eşitliğe göre x'lerini bulmaya çalışalım. Burada kotanjant yerine biz 1 bölü tanjant yazalım. Kök 5'i diğer tarafa alıyorum. Burası 2 kök 5 oldu. Tanjant artı 2 kök 5'imiz var. Burası yan tarafa alırsam 4 bölü tanjant oldu. Eşittir 0. Burada biz arkadaşlar payda işlersem yani tamamını ben tanjantla çarpıyorum. Tanjantın karesi. Burası ne oldu? Artı 2 kök 5 tanjant oldu. Eksi 4 eşittir 0. Şimdi burayı çarpanları ayıralım biz. Çarpımları eksi 4. Toplamlarda 2 kök 5 olan sayılar. Bunlar nelerdir? 3 eksi kök 5'e 3 artı kök 5. Bir tanesi eksi olacak. Buradan tanjanta tanjant. Buradan artı 2 kök 5 gelmesi için buradaki ifade ne olmalı? Eksi olmalı. Bu iki ifadeyi çarparsam eksi 4 gelir. Şimdi bu iki ifadenin toplamında bana zaten 2 kök 5'i verecektir. Dolayısıyla o zaman tanjantın değerlerini ayrı ayrı ben 0'a eşitlersem birincilerine gelecektir. Arkadaşlar burası tanjant x eşittir. 3 eksi kök 5 gelir. Bir tanesini buluyoruz. Şu an x istemişti bizden. Her iki tarafı arc tanjant işleme tabi tutarsam x eşittir buradan arc tanjant 3 eksi kök 5 olacaktır. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar fx örten fonksiyonu verilmiş. K kümesi yani görüntü kümesinin en geniş aralığı bizden sormakta. Biz verilen bu ifadeyi arkadaşlar tam kareye benzetmeye çalışalım. Ben tamamın iki parantezini alırsam buradan kosinüsün karesi artı 6 tane kosinüs. Tam kareye benzetmek için buraya artı 9 diyorum. Çarptığımda buradan artı 18 gelir. Artı 1 olması için 17 çıkartıyorum. Şimdi buradaki ifade arkadaşlar 2 tane kosinüs artı kaçın karesi? 3'ün karesi eksi 17 oldu.
Şimdi alabileceği en büyük ve en küçük değerlere bakalım. Kosinüse ben eğer eşittir 1 verirsem buradan fx'in alacağı değer nedir? 4, 16, 32, 32 eksi 17. Yani buradan 15 geldi. Kosinüse eksi 1 verirsem burası ne olur? 2, 4, 8 oldu. 8 eksi 17. O da bize eksi 9 verecekti. Yani eksi 9 ile kaç arasında? 15 arasındadır. Bunlar kapalı aralık. Dolayısıyla eksi 9 ile 15 arada doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar AB eşitliği verilmiş. 2 artı 3B toplamı bizden sormakta. A'dan başlayalım. Sin kare 85 yerine ben ne yazabilirim? Kos kare 5 yazabilirim. Birbirini 90 derece tamamlıyor. Kos kare 5 ile sin kare 5'in toplamı 1. Bu da arkadaşlar 5'ten 85'e kadar yani 5'in katlarına bakarsam 17 tane terim var. Ortada ne var? Sinüs kare 45 var. Dolayısıyla kos kare 5 ile sin kare 5'in toplamı bana ne verecekti? 1. Bunun gibi kaç tane var? Burada 17 tane terim var. Bir tanesinin merkezdekini 45 çıkarsam 16 tane. Yani burada 16 ile 2'ye bölersem çünkü karşılıklı toplamlar 1 yapıyor. Buradan o zaman kaç tane birimiz var? Buradan 16'yı 2'ye böldüm. 8 tane birimiz var. Artı sinüs kare 45'ten de kök 2 bölü 2'nin karesinden de 1 bölü 2 gelir. Dolayısıyla buradan da o zaman şöyle 8,5 yapacaktı. Burası A sayısı. Diğer taraftan şimdi B'ye bakalım. Burada kosinüs kare 80 yerine ne yazabilirim ben? Sinüs kare 10 yazabilirim. Sin kare 10 artı kos kare 10 zaten bize 1'i verecektir. Dolayısıyla o zaman bu ikisinin toplamından 1 geldi. 10'dan 80'e kadar zaten 8 tane terim var. Karşılıklı toplamları 1. 2'ye bölersem buradan da kaç tane birimiz var? 4 tane birimiz var. Buradan da 4 gelsin. Şimdi A 2 ile çarparsam o zaman 8,5. Burası 2 ile çarparsam 17 yaptı. Şöyle. B'yi de 3 ile çarparsak buradan da 12 geldi. Toplamları bana 29'u verecektir. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar ikizkenar üçgenimiz var. AB ve AC bir birim olarak verilmiş ve kosinüs alfaya bakarsak BC de kosinüs alfa olarak verilmiş. Arkadaşlar buradaki üçgende ABC üçgende biz kosinüs yapalım. Kosinüsün karesi eşittir. 1'in karesi 1 artı 1'in karesi 1 eksi. Daha sonra eksinin çarpımı şöyle eksi yapalım. 2 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı aradaki açının kosinüsü yani kosinüs alfa. Diğer tarafı arasam buradan kos kare eksi artı oldu buradan. 2 tane kosinüsümüz var. Eksi eşittir 0. Buradan çarpanlara ayrılmaz. Biz deltasına bakalım. B kare eksi 4ac eksi 2 ile çarparsam artı 2 oldu. 8 4 da buradan 12. Köklere bakalım. C1 C2 diyelim. Buradan eksi B yaparsam eksi 2. Eksi artı kök delta yani 2 kök 3 bölü 2. Buradan eksilisini ve artılısını kullanırsam 2'ye bölüyorum. Buradan eksi 1, eksi artı. Buradan da kök 3 değeri gelecek. Yani uzunluk olduğu için burası zaten negatif olamaz. Yani artılısına bakarsam ben o zaman buna ben C1 diyorum. Buna da o zaman eksi 1 artı kök 3 olacaktır. Kök 3 eksi 1. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar M ve N'nin 90 derece olduğu söylenmiş. O zaman bunu kullanmak için ben 3M'yi şöyle açalım burayı. M artı 2M şeklinde artı 2N'miz var. Burası o zaman ne oldu? 180. Yani burayı şöyle yazalım o zaman. Kosinüs M artı 180'imiz var. Artı diğer tarafta da sinüs. Bu 4N'i de şöyle açalım. Burası da 3N artı N şeklinde 3MN. Yani 3'e çarparsam 270 oldu burası. 270 artı N. Şimdi 180 kullandığında isim değiştirmez. Burası kosinüs yine M olur. Yalnız burası kaçıncı bölge? Üçüncü bölgede eksi. Sinüs burada isim değiştirir. Kosinüs N olur. Kaçıncı bölge? Burası dördüncü bölge. 270'e bir açı ilave etmiş olduk. Dolayısıyla dördüncü bölgede eksi. Burası o zaman eksi olacaktır. Yani eksi kosinüs M ve eksi kosinüs N olacaktır. Şimdi bu şekilde bir ifade verilmemiş. O zaman biz birini diğerine çevirelim. Yani kosinüs N yerine ne yazalım? X'inin toplamı 90 derece olduğu için eksi kosinüs M. Eksi burası ne olacaktır? Kosinüs yerine sinüs yazarsam buradan da sinüs M olacaktır. Bu ifadeye bakarsam doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar verilen ifadenin çarpımının en büyük değeri bizden sormuş. Buradaki ifadeye A, buradaki ifade B diyorum. A artı B'ye bakarsam ikisinin toplamına ne gelir? 12 artı tanjant, diğeri de 8 eksi tanjant. Yani A artı B kaç olmalı? A artı B ikisinin toplamında 20 olmalı. Çarpımının alabileceği en büyük değer sorulmuş. O zaman ben bunları eşit olarak alabilirim. Ona 10 olarak alırsam çarpımları 100 olacaktır. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar alfanın aralığı verilmiş 0 ile pi bölü 8 arasında. Peki tanjant 2 alfa. 2 alfanın aralığı nedir? O zaman 2 ile çarparsam buradan 0 ile kaç arasında olacaktır? Pi bölü 4.
Peki alabileceği en büyük ve en küçük değere bakarsak 2 alfa pi bölü 4 yani pi. Ya yani pi bölü 4 yani 1 tanjant değerine bakıyorum. Buradan alabileceği maksimum değere bakıyorum. Buradan 3 artı 1 bölü 4 yani maksimum değeri 1 olur. Peki en küçük değerine bakalım. Buradan tanjant 0'a bakarsam yani x yerine alfa yerine 0 yazarsam tanjant 0 0. Dolayısıyla buradan da o zaman 3 artı 0 bölü 4 yani buradan da 3 bölü 4 gelir. Aralığımız 1 ile 3 bölü 4 arasında olmalı. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar yukarıdaki eşitliğe göre sinüs değeri bizden sormuş. Öncelikle şu parantez içine biz alfa diyelim. Dolayısıyla o zaman alfa eşittir. Ark sinüs 1 bölü kök 5 ise her iki tarafı biz eğer sinüsle işleme tabi tutarsam buradan sinüs alfa eşittir. Sinüs ark sinüs zaten birbirini götürür. Buradan 1 bölü kök 5 olur. Buradan dik üçgenimize bakalım şöyle. Burası alfa, burası 90. Sinüs karşı bölü hipotenüs burası 1, burası kök 5 olur. Yani kosinüs alfa tanjant x'e eşittir. O zaman tanjant x'e eşittir. Kosinüs alfa, kosinüs nedir? Buradan kök 5, burası 1 ise burası 2 olur. Kosinüs de yani o zaman 2 bölü neye eşit olacaktır? Tanjanta geçelim. 2 bölü kök 5'e eşit olur. Peki tanjant 2 bölü kök 5 bizden sinüs değeri sorulmuş. Peki bunun için tekrar bir dik üçgen çiziyorum. Burası x olsun. Burası 90 derece. Tanjant neydi? 2 bölü kök 5. Yani karşının komşu oranı. Burası 2. Burası kök 5. Pisagor yaparsam buradan 4 artı 5'ten 9. Yani buradan da kök 9. Direkt yazalım. 3 olacaktır. Peki sinüs değeri istemişti. Yani sinüs x eşittir. Buradan da karşı bölü hipotenüs. Oradan da 2 bölü 3 gelecektir. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar M ve N sayıları verilmiş. N'nin M türünden değeri bizden istenmekte. Ben burada sinüsü yalnız bırakmak istiyorum. 4'e çarparsak 4 tane M. Hatta eksi 3'ü yan tarafa attık. Artı 3 olarak. Bu da sinüs alfa eşit olur. Diğer tarafta arkadaşlar burada da biz kosinüsü eğer yalnız bırakacak olursak şöyle kosinüsün karesi ne eşittir? Diğer tarafa atıyorum. N eksi 8 var. Eksi M var. Peki kos kare ile sin karenin toplamı biz 1 olduğunu biliyoruz. Buradan da sin kareye bakalım. Yani sinüs kare alfa. Diğer taraftan bu ifadenin karesini yani her iki tarafın karesini ve karesini alıyorum. Alt tarafa yazıyorum. Buradan 4m'in karesinden 16m kare artı birinci ikinci çarpımın iki katından 12 24 yaptı burası. 24 tane m'imiz var. Artı 9'umuz var. Şimdi sin kare artı kos karemiz neydi? 1'di. Eşitliğin o zaman ikisini taraf tarafa toplayalım. 1 eşit diyelim. Buradan 16m kare artı 24m'imiz var. Artı ikisini toplarsam 1 olur. Eksi n olur. Eşitliğin diğer tarafından sin kare artı kos kareden 1 gelir. Şimdi karşılıklı zaten buradan 1'ler gitsin. N'i yalnız bırakalım şöyle. Diğer tarafa atarsak n eşittir buradan. 16m kare artı 24m olacaktır. Doğru cevabımız A'dır.